Söz Uluslararası Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sayın Hocamız Doçent Doktor Nevzat Şimşek Bey'le. Sayın Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok değerli sempozyum katılımcı hocalarım, çok değerli konuklar. Gerçekten de iki günün sonunda çok güzel oturumlarla beraber sempozyumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. 11 oturum, bir tanesi plenary session olmak üzere, gerçi son kısımları da bu şekilde gerçekleştirildi. 11 oturumda programda 47 tebliğ vardı ve bu tebliğlerin her biri birbirinden çok değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü bazılarına da katıldım. Ama bu kadar konunun uzmanı akademisyen hocalarının karşısında bir iktisatçı olarak maturidilik hakkında kapanış oturumu yapmak haddimi aşmak olur diye düşünüyorum. O yüzden de benim konuşmamı lütfen kapanış değerlendirmesi olarak değil, bir teşekkür konuşması olarak bir iyi niyet ve bundan sonraki projeler için yapabileceklerimizin tartışıldığı bir zihin platformu olarak değerlendirirseniz daha memnun olurum. Esasında çok sempozyum düzenleyen, tabii ki işimiz icabı Avrasya Araştırma Enstitüsü, çok sempozyum düzenleyen, kongre düzenleyen, çalıştay düzenleyen bir birim olmamız ve bu konuda tecrübe sahibi olmamız nedeniyle bu işin, sizler de çok iyi biliyorsunuz, bu iş çok stresli ve çok yoğun, çok zor bir süreçtir. Ve bu süreci, bu sürecin bir kısmında bizim ismimiz gözüküyor. Biz esasında bu sempozyuma tecrübelerimizle, belki de desteklerimizle ortak olduk. Ama bu sempozyum mutlaka Türkistan'daydı, Türkistan'daki arkadaşlardaydı. Ben burada özellikle sempozyum koordinatörü olan hocamız Profesör Doktor Sönmez Kutlu hocamıza özellikle bir teşekkürü borç biliyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü gece gündüz ne kadar yoğun çalıştığını bizzat biliyorum. Gece yarılarında bazen telefonla görüştüğümüzü de hatırlıyorum. Bu işi sahiplenmeyle ilgili, onun önemiyle ilgili bir şeydi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Herhalde çok yorulmuştur ama bir o kadar da mutludur herhalde, gururludur. Diğer bir teşekkürümüz de tabii ki düzenleme kurulundaki diğer arkadaşlarımız olacak. Görüyorum ki bölüm, Dinton'un bölümünün öğretim elemanları sempozyumu sahiplendi. Üniversitedeki rektörlük sempozyumu sahiplendi. Öğrenciler sempozyumu sahiplendi. Onların ortak bir eseri oldu. Bu da ayrıca altı çizilmesi gereken bir şeydi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada öne çıkan bir arkadaşımız da var. Tabii ki Rakip hocamızı ben özellikle rica etmek istiyorum. Bu biraz bu sempozyum nedeniyle değil, daha önce beraber yapmış olduğumuz sempozyum nedeniyle de her sempozyumda artık sempozyum uzmanı gibi çalışıyor ve iyi niyetle çalışıyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bu tür sempozyumlarda rektörlüğün sahiplenmesi çok önemlidir. Burada Mustafa Nursoy hocamız var, rektör yardımcımız. Sıkıştığımız anlarda bize yol gösterdi. Bu tabii önemlidir. Çünkü üniversitenin yapısı itibariyle çok çabuk darboğazlar oluşabiliyor. O darboğazları aşmak bir destek gerektiriyor. Bu desteği de verdiğiniz için ayrıca teşekkürler. Mütevelli heyet, gerçekten bu coğrafyada biz ne kadar sempozyum yapmak istersek, ne kadar kongre yapmak istersek, her birine ayrıca bizi yüreklendirdi, cesaretlendirdi. Bu da çok önemliydi. Mütevelli heyete teşekkür ediyorum ve bu çerçevede idari ve mali işler koordinatörümüz burada, Ahmet Şevki Zengin Bey. Bu süreç gerçekten bazen ertelenmesiyle sıkıştığımız bir andı. Burada çok iyi niyet gösterdiğini biliyoruz. Ben şahsen teşekkür etmek istiyorum. Ve özel teşekkürlerimiz değerli katılımcı hocalarımız olacak tabii ki. Yurt içinden ve yurt dışından gelen çok değerli katılımcı hocalarımız. Görevlerinizi bıraktınız, işlerinizi bıraktınız, derslerinizi bıraktınız.
ve Türkistan'a geldiniz. Türkistan'a ulaşmak bile zordur. Beraber aynı uçakla geldik. Uçakta bazı hocalarımızla karşılaştım. Yorgunluk ve aynı zamanda şaşkınlık ifadeleriyle karşılaştığımı itiraf etmeliyim. Yani yoğun bir süreç, yolculuktu. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin katılımıyla zaten sempozyumumuz bir anlam kazandı, bir değer kazandı. Bu da bundan sonraki süreçte çok daha büyük anlam ifade edecektir diye düşünüyorum. Küçük birkaç husus üzerinden aslında konuşmamı bitirmek isterim. Neden maturidilik? Neden sempozyum? Maturidilik ama neden sempozyum? Neden Türkistan? Ve neden biz sorularını aslında bir iki cümle söylemek lazım. Aslında neden maturidilik sorusuna vereceğimiz cevap malumun ilanı olur. Burada birçok hocamız bunu söyledi. En sonunda da Hasan hocamızın yeni bir medeniyet inşasında maturidiliğin rolü üzerinde bu yapmış olduğu vurgu aslında bizim de bu konuyu seçmemiz ve bu konunun tekrar tartışılması, öğretilmesi ve öğrenilmesine olan vurgumuzu ifade etmek içindi. O yüzden neden maturidilik sorusuna vereceğimiz cevap bu olsa gerek. Neden sempozyum? Maturidilik gibi çok hassas bir konu. Orta Asya'da aslında kongreyle de tartışılabilirdi ama konunun uzmanı ve bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve herkes tarafından bilinen ve tanınan akademisyenlerin bir araya gelmesi aslında amaçtı. Bu nedeniyle sempozyum olması da özel olarak seçildi. Belki bundan sonraki aşamalarda daha spesifik meselelerde çalıştaylar düzenlenerek çok daha nokta atışlarıyla konular tartışılabilir, daha da verimli olur diye düşünüyoruz. Neden Türkistan? Bunun da tabii bir simgesel anlamı var, değil mi? Ruhani başkent deniyor ve Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu bir mekandan bahsediyoruz. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Neden biz derken de aslında bu simgesel anlamı, Ahmet Yesevi Üniversitesi neden bu sempozyumu düzenliyor? Bunun da bir simgesel anlamı olsa gerek. Ve biz Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak da buna katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben bu kadar değerli akademisyeni bir arada görmemiz vesilesiyle aslında Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak bu tür projelere daha sonra da destek verdiğimizi ifade ederek bir reklam değil ama bir bilgilendirme yapmak istiyorum küçük birkaç hususta. Biz enstitü olarak aslında Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş bir enstitüyüz. Bu yıl kurulduk, 2014 yılında faaliyetimize daha yoğun bir şekilde başladık. Ve Türk dünyasını ilgilendiren, Avrasya bölgesinde özellikle Türk dili konuşan ülkeleri ilgilendiren konularda bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlıyoruz, ortak projeler yapmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede de sempozyumlar, seminerler, kongreler düzenliyoruz ama bunları bilim adamlarını bir araya getirdikten sonra daha büyük projelere vesile olmak için yapıyoruz. Yani bu anlamda şunu söylemek istiyorum, rapor, kitap ve benzeri yayınlarınızda, telif ücreti karşılığında her zaman talibiz, onu söylemek istiyorum. Ve özellikle bu alanda ilgi alanlarımızdan bir tanesi, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Proje ilanlarına da çıkıyoruz. Örneğin en son yönetim kurulumuzda Sönmez Hocamızın da önerisiyle bir proje ilanına çıkacağız. Orta Asya ülkelerinde din eğitimi ve öğretimi bu alanda önemli bir sorunsal olarak değerlendirebiliriz. Ve bu konuda projeleriniz olursa bekleriz. Daha spesifik sizin önerebileceğiniz projeler olursa da her zaman için bunu tartışmaya açığız. Ayrıca öğrencilerimiz de olabilir. Onları da ifade etmek istiyorum. Enstitü olarak burslar da verebiliyoruz. Şimdi bu ay itibariyle, gelecek haftadan itibaren enstitümüzü ilgilendiren bir konuda eğer bir tezi varsa bu tezin enstitümüzün de desteğiyle yazılması şartıyla kendilerine destek olacağız. Aynı zamanda Avrasya üzerinde araştırma yapmak isteyen arkadaşlarınız olursa, bölüm arkadaşlarınız olursa enstitümüz bu anlamda misafir araştırmacı da kabul ediyor. Kazakistan'da bir aydan 12 aya kadar
Tabii bunu biz Enstitü'yü niçin tanıtıyoruz? Aslında biraz da bu sempozyumların daha reel çıktılara vesile olmasını amaçladığımızdan dolayı yapıyoruz. Dediğim gibi her türlü tekliflerinize, bu konuda çalışmalarınıza açığız. Ben tekrar geldiğiniz için, katıldığınız için ve bu önemli konuyu birlikte bizlerle beraber tartıştığınız için çok teşekkür ediyorum, saygılarım.